Herkese merhaba. Bugünkü konumuz rahatsız olduğumuz kusurlarımızdan kurtulmak için bıçak altına yatmamıza gerek var mı yok mu? Bu konuya da nasıl geldim? Geçtiğimiz haftalarda yani bundan 3 hafta kadar önce burnumu yaptırdım. Ama estetikle değil yani cerrahi bir işlemle değil. Zaten videonun şuralarına bir yerlerine böyle öncesi ve sonrasını koyalım, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Eğer çok fazla büyük sorununuz yoksa bıçak altına yatmanıza gerek yok. Bu işlemler dolgu denilen yöntemle halledilebiliyor. Şimdi benim hikayem aslında şöyle. Bir 5 sene kadar falan önceydi. Ne zaman düştüm mermere? O zamanlar hızlı zamanlarım, koşuyorum, düştüm. Mermere kapaklandım ve yüzüstü kapaklandım. Buramdaki kıkırdak burun ucuma düştü ve burnum gittikçe aşağı çökmeye başladı. Yıllar geçtikçe burnumun şekli değişiyor ve burnum gittikçe çökmeye başlıyordu. Ben de ameliyattan korkan bir insanım. O sınıra gelmeyi bekliyorum hani. Bana desinler ki olmazsa öleceksin. O anca öyle ameliyat olurum falan, o derece korkuyorum. Dolayısıyla ben de bunu hiç ciddiye almadım ve ameliyat olmadım burnumdan. Ama artık yaşım ilerledikçe kendimin daha fazla farkına varmaya başladıkça bu buruna bir çözüm bulalım dedim. Çünkü sürekli tıkanıyordu, kıkırdak etime batıyordu. Nasıl bir çözüm bulabiliriz dedim. Doktoruma gittim. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bu kıkırdağı bir durduralım, şeklini bir düzeltelim diye. Ben aslında şey diye cesaretimi toplamıştım. Artık hani 25 yaşına geldin Enfal, korkma. Belki hiç ağrısız, sızısız, zaten kemiğine dokunmayacaklar. Bir kıkırdağı törpülerler ya da alırlar, onu düzeltirler. Kapalı bile yapabilirler. Falan böyle kendimi kandırdım vesaire. Ameliyat olacağımı kafama koydum ve doktora gittim. Doktor da bana dedi ki ne gerek var? Burnunun şekli şu anda güzel. Biz dedi senin dedi kıkırdağını donduralım. Ha dedim, ne mantıklı şey dedim. Bıçaksız mı? Tabii evet dedi, bıçaksız. Tamam dedim, bunu kesinlikle öyle yapalım. Şöyle bir işlem. Burnunuzun şekli abes derecede bozuk olmadığı sürece asla ve asla bıçak altına yatmanıza gerek yok. Dolgu dediğimiz işlem, adının verdiği imaja bakmayın, büyütmüyor, aksine küçültüyor. Bu işlemle benim burun ucuma ve yukarıyı şuradaki kemiği düzelterek burnumun şeklini düzelttiler. Hem yukarıya biraz uygulayarak hem de burun ucuma vererek buradaki görüntüyü düzelttiler ve burnumu kaldırdılar. Bu bende şöyle bir artı sağladı. Dolgu kıkırdağımı dondurmuş oldu ve kıkırdağım artık yerinden oynamayacak, sarkma ve düşme yapmayacak. Siz bunu estetiksel olarak yaptıracak olursanız da ameliyatsız bir şekilde burun estetiği yaptırmış olacaksınız. Ve hem hastane masrafı, ameliyat masraflarından kurtulacaksınız, hem acısından kurtulacaksınız. Bir iki sene kadar da kalıcılığı var. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Gidin burun dolgusu yaptırın demiyorum. Aslında sizi estetik ameliyattan çekmeye çalışıyorum diyebilirim. Bence bıçak altına yatmak ne kadar ufak bir ameliyat olursa olsun tehlikeli bir şey. Sorunun varsa zaten ameliyat olursun. Görsel olarak estetik istiyorsan eğer hiç gerek yok sağlığını tehlikeye atmaya. Bunun yöntemi de anlattığım gibi dolgu. İşlem nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedeyim. Şu kadar uçu olan minik çembüyüncü iğne mi olacak gibi iğnelerle burnunuzun belirli yerlerine dolgu işlemi yapılıyor. Sıfır acı, hiç acısı yok. Müthiş sonuç. Tabii ki iyi araştırın, gidin hani her doktora da güvenmeyin. Ben kendi doktorumun ismini vermeyeceğim. Sonra şey demeyin yani, aman doktorun şeyini yapıyor. Ben sadece bu konuyu ele almak istedim. Bunu özellikle yaptırdıktan sonra dedim ki ya ne gerek varmış dedim ya, bu kadar düşünmüşsün, bu kadar yıllarını geçirmişsin, keşke daha önceden yaptırsaymışım. Hem maddi olarak paran cebinde kalıyor, ameliyata göre çok uygun bir meblağa yaptırıyorsun. Hem de tehlikesi yok, hem de aynı sonucu alıyorsun. Bence gayet iyi. İki seçenekten biri seçilecekse eğer kesinlikle ameliyattansa dolgu seçilmeli yani. Acısına gelirsek sıfır acı. Fakat operasyondan önce uyuşturucu krem sürüyorlar. İğnenin acısını hissetmemen için. Çok da bir acısı yok ama hiç acı hissetmiyorsun kremle birlikte. Sadece kemiğinin üstünde artık bir dolgu olduğu için ve bir baskı olduğu için uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra hafif bir sızlama gibi bir hissiyat hissediyorsun. Benim de şuralarda ve burun ucumda hafiften bir morluk olmuştu. Hatta ne demiştim biliyor musun? Yani ben iğnede böyle morardıysam ameliyat olduğumda yüzümü kaybederdim herhalde. Yanaklarıma falan çökerdi herhalde demiş. O kadar hassasmış cildim, bunu öğrenmiş oldum. Dediğim gibi hafif bir morluklarınız oluyor. O da 2 gün sonra geçiyor. Acısı da uyuşturucunun etkisi geçtikten 3 saat sonra geçiyor. Sonrasında bayağı sağlıklı, ince, tam istediğiniz şekilde bir buruna sahip oluyorsunuz. Mutlusun burnunda? Dolgusu az olmuş olabilir mi? Dolgusu az olmuş olabilir mi? Sana bir şey söyleyebilir miyim? Seni şuraya oturtsak fışt kayarsın gidersin buradan. Sen bu burnun. Ama ben kırılıyorum böyle şeylere. Söyleme, biliyorsun aramız bozuluyor sonra. Ama
Bir de şeyden bahsedeyim. Ben bir de botoks yaptırdım. Dişlerimi kaldırdım. Kaldırıyorum. Kızayım mı? Kızıyorum. Çok kızdım. Böyle ya. Nasıl? Gözlerimi oynar. Hayır, sadece buramda botoks var. Botoksu da ne zaman yaptırdım? Bir ay oluyor yaptıralı. 10 gün içinde etkisini görüyorsun. 10 gün sonra tam olarak ifaden oturuyor. Aslında ben badem göz yaptırmak istiyordum. Yani gözlerim şöyle çekik olsun istiyordum. Birine örnek vereyim mi? Onun gözleri çok güzel mesela. Dilan Deniz. Çukur Sena. Çukur Sena'sı öldü şimdi. Sonra kim ölüyor biliyorsun değil mi? Akşın. Ben onu zaten biliyordum. Ama spoiler'ı birisi nereden duydu? Setten, rejiden biri mi verdi bilmiyorum ama. Tam ben birilerine söyleyeceğim. Instagram keşfete bir girdim. Akşın ölüyor. Yine haber benden çıkmadı yani. Neyse. Botoksu Dilan Deniz gibi istiyordum. Böyle gözlerim çekik olsun. Sonra o işlemde tabii ki bıçaklı ve ameliyatlı bir işlem olduğu için ben yine korktum. Dedim ki gözüm Asyalılar gibi olacak diye ben neden bıçak altına yatayım? Sonra araştırmaya girdim. Bunu dedim nasıl yapabiliriz? Onu da dolgu ve botoksla yapabiliyormuşuz. Ve gittim botoks yaptırdım. Buradaki kasları gevşeterek, buradaki kasları çalıştırarak buranın yukarı doğru kalkması sağlanıyor. Ve gözünüz ve bakışınız, kaşlarınız daha böyle geriye doğru gidiyor. Onu da yaptırdım. Daha başka hiçbir şey yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Ya düşündüğüm bir şey var ama. Abi çok korkuyorum. Abi göğüs ameliyatı. Çok acılı bir işlenmiş. Gerçekten çok acılı bir işlenmiş yani. Hatta biraz anlatayım da kimse yaptırmasın. Ben bunu doktoruma sordum. Dedim ki ben böyle böyle bir şey düşünüyorum ama çok acıyor diyorlar. Gerçekten acıyor mu dedikleri gibi. Bana şu şekilde açıkladı. Yani dedi ki sen yabancı değilsin. Sana bunu tıbben ve real olarak şu şekilde açıklayabilirim. Spor yapıyorsun ve eve geldiğinde kaslarında bir ağrı oluyor. Ertesi gün uyandığında daha çok ağrıyor dedi. Evet dedim. Bu hani şey diyecek zannediyor, onun gibi bir şey ya falan diyecek zannediyor. Ona dayanılır çünkü, anladın mı? Evet dedim. O kasın kesildiğini düşün dedi. Ve dedi kesilen kasla dedi göğüs kafesinin dedi kaburganın arasına dedi yabancı bir maddenin dedi koyulduğunu düşün dedi. Ben böyle gözlerimi açtım adamı dinliyorum nasıl yani diye çünkü beynimde canlandıramıyorum. Sonra kasının dikildiğini ve dışarıdan derine de dikiş atıldığını düşün. Göğüs kafesinle dikişli kasın ortadaki maddeyi sıkıştırdığını düşün dedi. Dedim bu nasıl acı dedim ya. Böyle acı olamaz dedim. Ben dedim bunu yaptıramam yani imkansız. Zaten bir söz var. Ne biliyor musun? Küçük memeli olmak elitlik göstergesidir. Aksini iddia eden büyük memelidir. Böyle bir söz var. Sen bunu duydun mu? Kendimi avutuyorum işte. Ne yapayım? Çok büyük dert ama ya. Ya yemin ediyorum var ya, mayo giyemiyorum abi. Neden? Kalıplı mayo yok çünkü. Yapışıyor böyle. Ondan sonra tahta gibi geziyorum ortalıkta. Ben bir de zaten zayıfım. Kalça da yok. Hiçbir şey yokmuş lan bende. Yüzüm dışında ne de hiçbir şeyim yokmuş benim. İşte ben bir kışın işe yarıyorum. Yani anladın mı? Öyle öyle de bir şeyim var. Yaz geldi. Acaba göğüse dolgu yapıyorlar mı abi? Yapıyorlar. Ama onun iğnesi burun dolgusu ve botoks dolgusu gibi değil biliyorsun değil mi? Bu kadar. Ve ben bir keresinde şey izlemiştim, estetik videosu. Kim Kardashian'ın doktoru kalça dolgusu yapıyor. Silikonla değil, normal dolgu işlemiyle. Hani ete batırıyor ve içeride sallıyor falan böyle. Hani, niye susturmuyorsun beni ya? Acı çektiriyorum insanlara. Altın oran değil bir kere. Ya kimin burnu altın oran? Şöyle yap. Değmiyor. Benim aklı daha büyük değmez ki, bu var arada. Şöyle yaptım şöyle. İkisinin birbirine böyle mi olması gerekiyor? Evet şöyle yap. Bakayım. Ha altın oranmış. Nereden anladın? Sen kimin altın oranlarını tartışıyorsun ya? Bence estetikle ilgili her şeyi anlattım. Yani dolguyla ilgili, burunla ilgili, botoksla ilgili. Dudağımda bir şey yok ama. Toparlayacak olursak bence burnunu istedik şart. Abi ya videonun amacı insanları bıçak altından kaldırmak. Geri dönüşü olmayan şeylerden kurtarmak. Kolay yöntemlerle sorunları çözebilmek. Anladın mı? Böyle kolay yöntemlerle istediğiniz kusurlarınızdan kurtulabiliyorsunuz. Sadece doktorunuzu iyi seçmeniz lazım. Aklınıza takılan her soruyu yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.